Cevşenül Kebir. Ey her şey yüce zatına karşı kemerbesteyi ubudiyet içinde boyun eğen, ey her şey kendisine ait ve kendisi için olan, ey kainattaki her şeyi kendisini gösteren bir ayna ve onu söyleyen talakatlı bir dil olan, ey her şey tam bir teslimiyet içerisinde kendisine teveccüh eden, ey her şey gönlünün derinliklerinde haşyet edalı bir haf duygusu ile her an üzerlerinde nigahban bulunan yüce zatından korkan. Ey her şey bütün noksanlardan müberra, münezzeh, mualla ve mukaddes olan Zat-ı Pakini tesbih eden. Ey her kimse ve her nesne sadece kendisinin ayakta tutmasıyla kaim olan, ayakta duran. Ey her varlık huşu içerisinde kendisine kullukta bulunan. Ey her şey sonunda yalnız kendisine dönen. Ey her şey mutlaka ölümü tadıp helak olan, fakat yüce zatı hep baki kalan. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Allah'ım, senden şu birbirinden güzel isimlerinin hakkı için diliyor ve dileniyorum. Ey rahmet ve kudreti, kullarının ihtiyaçlarını karşılamada ve sıkıntılarını gidermede yeterli olan kafi. Ey görünür ve görünmez hastalıklara şifalar bahşeden şafi. Ey vaatlerini mutlaka gerçekleştiren ve nimetlerini tamama erdiren vafi. Ey kullarına nimetlerin en büyüklerinden olan sıhhat ve afiyet lütfeden muafi. Ey kadri yüce, şanı yüksek, müteal âli. Ey kullarını değişik işaret ve yollarla hak ve hakikate çağıran dâi. Ey sevdiği kullarını bütün lütuflarından daha büyük olan rıza ve rıdvanına mazhar kılan râdi. Ey yarattıklarının ihtiyaçlarını gideren ve hükmünü adalet ve hikmetine muvafık olarak her zaman kullarının maslahatları istikametinde vaaz eden kadi. Ey kendisi için fena söz konusu olmayan, varlığı ebedi olan baki. Ey hidayete erdiren ve gönülleri hidayete açan hadi. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden. Ey kendisinden başka varlığın dağdasından, masiyetlerin çirkinliğinden ve cehennem azabından kaçıp sığınılabilecek bir himaye sahibi olmayan. Ey kendi siyanetinden başka değişik endişe ve korkular karşısında girilebilecek bir korunak bulunmayan, ey kendi rahmet ve inayetinden başka iltica edebilecek bir melce bulunmayan, ey sadece yüce zatına tevekkül edilen başka bir tevekkül merci olmayan, ey maksudu bir istihkak olan yüce zatından başka teveccühte bulunmaya değer hakiki bir maksut bulunmayan, ey kendi kapısından başka kapılarda necat ve felaha ermek mümkün olmayan, ey kendisinden başka bizzat talep edilmeye layık bir matlup bulunmayan, ey mabudu bilhak olan ve kendisinden başka ibadet edilmeye layık hiçbir şey bulunmayan, ey yardım ve inayet yalnız kendisinden talep edilen başka gerçek bir yardım merci bulunmayan, ey kendisinden başka hakiki bir güç ve kuvvet sahibi olmayan. Sübhansın Allah'ım. Bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden.
muhafaza buyur bizi cehennemden. Ey rehbet ve korku hisleriyle sadece kendisine firar edilen, ey kendisinin talep edilmesi, talepler içerisinde en yüksek kıymeti ifade eden, ey sadece yüce nezdindekiler rağbet gösterilmeye layık olan, ey bizzat kendisi istenilmeye ve yalnız kendisinden istenilmeye layık bulunan, ey sadece kendi teveccühü değerler üstü değer ifade eden, ey bir tek yüce zatının zikri kalplere itminan veren, ey şükür ve şükranla anılmaya en layık olan, ey sevgisi her şeyin başı ve bütün sevgilerin de en saf, en duru kaynağı olan, ey kullarının maslahatı için katından hep güzel ve faydalı şeyler indiren, ey hayatlarını üns billah atmosferinde sürdürenlere asla yalnızlık yaşatmayan, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur, eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden. Ey yaratan ve en mükemmel şekli veren, ey her canlıya bir ölçüye göre vücut urbası giydiren ve ona yaratılış gayesine giden yolları gösteren, ey belaları def-ü ref eden, ey en gizli fısıltıları bile duyup işiten, ey maddi manevi musibetlere maruz kalıp da boğulmak üzere olanları kurtaran, ey helake sürüklenenleri necata kavuşturan, ey hasta kullarına şifa bahşeden, ey maddi manevi hayat veren ve verdiği hayatı alıp öldüren, ey güldüren ve ağlatan, ey isyanda ısrar ederek kalplerindeki inanma istidadını köreltenleri dalaletleriyle baş başa bırakan ve dilediği kullarını hidayete erdiren, gönüllerini hidayete açan, Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur, eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden.